Siz bir anlatın, sonra Hulki Bey'le Melik Bey'e de soracağım. Buyurun. Şimdi bir siyasetçi, lider pozisyonunda olan bir siyasetçi, hani tecrübesiz birisi olmuş olsa ve o şekilde bir olayla karşılaşsa o tepkiyi anlayabiliriz. Ama yılların siyasetçisi hanımefendi, oraya gittikten sonra kendisine o şekilde hadi diyelim ki söylendiği gibi provokasyon olsun. Ya da protesto ama diyelim. Çok önemli bir şey bu. Müsaadenizle efendim. Sizin, hayır sizin açıklamanızı olsun diye. Meral Hanım'ın yükselen oyu bugüne kadar yükselen bu esnaf falan, gezilerinden kaynaklanıyor. Efendim öyle yükselen eğilim. Oyu falan şimdi, yok işte ya, bizim oyu bakın. Açıkladık ondan ya, sonra. Hayır bir dakika bir şey diyeceğim. Ola da bilir. Ola da bilir. Ayrıca hayır, o protesto amaçlı da gelebilir. Ama ne oldu bu? Kesinlikle. Burada önemli olan ben, Meral Hanım ne demeliydi? Tabii. Ha, Meral yani Hanım oradaki burada, müsaade, nasıl olsa yükseliyorum dediği için ben söylüyorum. Yani şey değil. Diye bakmayın. Lütfen rahatsız olmayın. Ben bilerek almadım. Ay çok utandım. Sevgili izleyiciler ben şimdiden notlarımı atalım. Düşürdüm. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Notlarınızda sorular var. Olsun hiç önemli değil. Ben tamam sorun şimdi, yok. Şimdi olay aslına bakarsanız bir provokasyon açısından bakıldığı zaman bu provokasyon diyorsak o hanımefendi de o soruyu soran hanımefendi de provokasyon yapmış olabilir. Hemen o olayın öncesinde ama Meral Sayın, Hanım'ın da yanlış yaptığımı dikkate al beni yani. Eyvallah. Sakın şey yaptığını yorum deme. Yani tamam. Bunu yaptı, yapmaması gerekiyor. Ben size bir şey anlatayım ben, arkadaşlar. Ben müsaadenizle tamam Hilmi Bey tamamlasın hemen Hulki Bey'e tamam. Dönüyorum. Lütfen hızlıca. Şimdi bu Sayın Erdoğan'a söylediğini bir konuşacağız tekrar. Ama bu provokasyon diye tanımlasak bile ben protesto olarak tanımlayabiliriz. Provokasyon amaçlı gelse bile serin kanlı bir şekilde davransa Sayın Akşener oradaki olayı yatıştırır bu şekilde ne olmasını engeller. Mesela? Ne yapabilirdi? Serin kanlılık ne demek mesela orada? Yani gel abla, teyze, şey bacım falan diye gelir koluna girer, dinler ya da Ekrem İmamoğlu'nu çok eleştirdik ama Ekrem İmamoğlu ilk başta hani pazar yerlerinde kendisini eleştiren sana oy vermeyeceğim diyen bir kadın evet, vardı. Evet. Onlara karşı sempatik bir şekilde davranması, teşekkür etmesi, Allah razı olsun ve buna benzer lafları sayesinde ilk baştaki kendisine olan sempatik. Direnci kıran bir yaklaşım içerisinde olmuştu. Sayın Akşener de ki siyasetçiler bu tür duruma alışkın olmalı da yani siz de bir denemeniz olmuştu. Melek kaç gündü bizimki? Bu tür olayları yaşadınız bizim mı? Bizim parti kaç gündü? 42 gün değil mi? Bilmiyorum ama yani sonuç itibariyle karşıt görüşlü bir insanın bir yani, grubun içerisinde de olabilirsiniz. Öyle olduğunuz zaman da liderlik o olayı, o krizi yönetebilme kabiliyetidir. Şuna bakalım. Kemal Bey'e de menfur bir saldırı oldu Çubuk'ta. Evet. Yumruk evet. Atıldı mesela Kemal Bey'e. Kemal Bey'in oradaki tavrı neydi? Hani korumalar onu bir eve götürdüler, kurtardılar. Orada linç etmeye kalktılar Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Kemal Bey'in bir lafı oldu mu o vatandaş? Olmadı hayır. Galiba değil hayır. Mi? Sadece muhataplığı kesti, muhatap olmadı hayır. Ve güvenlik altına alınmaya bu çalışıldı. Bu arada orada devlet yetkilileri de vardı. Tabii. Savunma tabii. Bakanı vardı değil mi? Tabii. Yanılmıyorum. Ki orada hemen şey yapıldı, polisle, organize. Yani böyle bir diyalog olmadı orada. Yumruk eylemi hayır, oldu. Olmadı. Bildiğim kadarıyla yani olmadı. Milletvekilleri de var CHP'den. Bir de şu o yumruk atan kişinin davası vardı. Ne oldu Melik biliyor musun? O devam ediyor. Yani ceza aldı mı? Hayır henüz dava işte, devam ediyor. Provokasyon da olsa, şahsi de olsa hakaret ya da şiddete başvurulan bir eylem. Kime olursa olsun ister genel başkan ister tabii. Bize vatandaşa yani gereği bunun yapılmadı. Cezası verilmeli ki kesinlikle, yani bir kasıt varsa kesinlikle. Örnek olmasın. Şimdi millet doğru. Şöyle bakıyor Kılıçdaroğlu'na yumruk atıldı adam ceza almadı alsa da aradan ne kadar zaman geçti. Şimdi bunlar ceza ve ödül her yerde önemli. İyi bir şey yapanı ödüllendireceksin bilim insanını yurt dışına kaçmayacak. Kötü bir iş yapanı da cezalandıracaksın. Yani Türk Ceza Yasası da bunu düzenliyor. Pardon Hulki abi şu şey değil mi yani o kavga görüntüleri onlar bunlar bunlara çok böyle hani burada bir organize iş varsa bu yanlış. Tabii. Net. Organize ise zaten korusun, cezası ağırlaşıyor. Tabii Allah korusun başka noktalara yarın öbür gün gider. Bir, tabii. İki, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener falan filan dersen bambaşka bir yere gider. Hanım. Bir, bu işin arkasında provokasyon var mı yok mu? Bunun bulunması lazım. Tamam. İki, şu belki hani o
kadın yanına gidiyor. Akşener'in yanına yaklaşıyor bir kişi. PKK ile işbirliği yapan CHP ile neden birliktesin? Açıklama yapar mısınız? Tamam. Burada herhalde gayet şu ifadelerde sorunlar. Burada bir şey yok. Burada bir saldırı yok mesela. Tamam. Şimdi, soruyu soruyor. Şimdi yanıta geliyorum. Bilerek gidersiniz. Bir izleyicimizin mesajı var. Onu müsaade ederseniz. Bunu bir, bir yanıta tabii, okuyayım aslında hemen. Aslında Hande bunu sesli versek de duysak. Sanıyorum çünkü o karmaşada hani tamam. Rütük sebebiyle şey olabilecek bazı sesler falan varsa var ise. Evet. Evet. Ama o yüzden vermiyoruz. Ama kimsenin aklına bir şey gelmesin. Sosyal medyada izledim. Küfür falan yok. Karşılık konuşma var. Şimdi kamera çekimi olduğu şey için o yüzden izlediniz. Yapmıyoruz Akşener kardeşim. Ezan saati ha, iftira mi? Ediyorsunuz. Şimdi burada yapmıyoruz kardeşim. Ezan saati iftira ediyorsunuz. Size Allah'a havale ediyorum. Meral Akşener'e diyorsunuz. Megri Megri'yi ben mi söyledim? Osman Ejol'un mektubu ben mi okuttum? Hadi oradan. Yani ifadede mi bir sıkıntı var acaba? Şöyle. Ayıp be ayıp. Hadi be, hadi be oradan hadi. Yani öncesinde de sen söylediğin sonra cümleler orada var. Biri şimdi, daha bağırıyor. Şimdi, nasıl? Sonra oradan biri bir beyefendi bak, bağırıyor. Bireysel de olabilir bu. Niye biliyor musun? Deniz Baykal'ın genel başkan olduğu dönemde ben pek çok 60-70 yaşlarında bazı insanların, kadınların yaşlı Deniz Baykal yürüyüş yaparken yakasına yapışıp hesap soracağım dediğini duydum. Hı. Organize falan değil ya. Organize değil. Tabii. Bu Deniz şimdi, Baykal Menderes'in yakasına sarıldığında organize ayrı, miydi? Tabii. O siyasi bir olaydı. Politikacı, genç 555K'da. Şimdi bu organize olabilir. Buna dikkat etmek, öyle soruşturmak gerekir. Kesinlikle. Ama ilk olayda şimdi bir kadınla diyalog var. Kadın ama, bir şey fırlatmıyor. Atmıyor. Hayır, küfretmiyor. Hayır, hayır. Şimdi orada bir ikili diyalog var. İkinci olayda hani pet şişe domates atılmış. O, o ayrı. O filmi koptu ama. Noktada tabii, kadın gitmiş, ama orada tıpkı benim daha önce tanık olduğum sözler gibi pek çok orta yaşın üstünde Deniz Baykal yaşlarındaki insanlar şu Deniz Baykal yürüyüş yaparken gideyim yakasına yapışayım hesap sorayım dediklerini duydum. Ya ev kadınları böyle şey değil yani organize falan değil tabii. Siyasi yapısı olmayan. Şimdi ben diyorum ya Kılıçdaroğlu niye iktidar olamıyor hesap sormak lazım oyları alıyor ne yapıyorsun diye. Bu bireysel bir tepki de olabilir ama polis tabii buna bakmalı. Biz ne dersek diyelim organize mi değil mi tabii. Ona göre. Ama burada bir suç unsuru da yok ya. Diyor ki, hiç. Yani birincisinde yok burada. Diyor ki kadın, siz aynen okuyalım işte yani ne ya dediğini. Gayet kibar izah eder misiniz diyor. PKK ile işbirliği yapanlar olarak burada ne işiniz var? CHP ile iş yapmıyor musunuz? Açıklama yapar mısınız? Bak internetteki deşifreler bu. Şimdi burada biraz daha Meral Hanım'ın sakin olması gerekir ama bu toplumsal olaylarda burada oturduğumuz gibi sakinlik söz konusu olmuyor. Olmuyor. Olmayabilir ama Uğur Poyraz'ın açıklamasını söyledin sen Twitter'daki mesajlar üzerinden. Bunlar önceden mi fark edilmiş o mesajlar sonradan mı? Önceden fark edildiyse, fark edilmediyse bile bakın, bu Netanyahu benzetmesinden sonra Erdoğan'a, şimdi iki tane siyasi kişilik Erdoğan ve Akşener. Erdoğan'ın, Hilmi Bey'in dediği gibi Erdoğan'ın memleketine gidiyorsun. Yani memleketi demek, hani benim hepimizin memleketi var da siyasi bir alan orası aynı zamanda. Evet. Her siyasinin kendi memleketi. İşte Mardin, Masum Bey'in doğduğu yer ama seçim alanı bir de orası. Şimdi oraya giderken dikkatli olmak gerekir. Bana laf atan olabilir, Allah korusun fiziki bir saldırı olabilir, PKK'lının kendisi gelebilir falan filan. Her şeyi hem devlet önlem almak zorunda bütün siyasiler için hem parti buna göre tedbir almalı. Şimdi burada da ya bir soru soruluyor. İkinci saldırıyı ayrı değerlendiriyorum. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu'na atılan yumruk gibi çok aleyhindeyiz tabii ama burada bir soru var. Ha bu görüntünün görmediğimiz bölümleri varsa o da yarın çıkar ortaya. Çıkacaktır. Onu da sonra ben söyleyeyim. Ama müsaade ederseniz bir mesaj var. Çay elinden bir izleyicimiz göndermiş. Hilmi Bey çay elinde merhaba. İsmini söylemek istemiyor. İsmini söylemezseniz tamam. Sevinirim. Şu an sizi izliyorum. Bugün olayı bizzat yakinen gördüm. Sayın Türker'e karşınızdaki beyefendiye sormanızı istiyorum. Erzurum'dan adam götürdüm. Slogan attıranlar ki yüzlerce Erzurum'dan insan götürmüşler şeye, Rize'ye. İyi Parti'den. İyi Parti'den. İyi Partililer Erzurum'dan adam mı götürmüşler? Tabii. Yani burada şey için, de var, oraya evet. Destek için gelebilirler. Tamam, normaldir için, ancak. Tamam. Götürüp slogan attıranlar mı provokatör, halka ağzı almayacak küfürler edip tekmeler atan Meral Akşener'in korumaları mı provokatör ki
sadece o tekmeleri atan korumalar değil, siyasetçiler, bazı siyasetçiler de orada işte uçan tekme, yumruklar tabii, falan tabii, da halka tabii saldırıyorlar. Yumruk var. Ama bak Hilmi Bey, bunu söylediğimiz zaman hemen izleyicilerin aklına gelen görüntü bizim de aklımıza geldi değil mi? Bak, tabii. AKP'nin mitinglerinde de bir bakanın koruması 60'lar mıydı? 60'lar. O tweetleri de 60'lar. Ben şimdi 60'lar, ona baktım ben da o yüzden. Da. Yani şimdi aslında hemen akıllarına yani geliyor insanlar. AKP'liler de yapmamalı, ki, başkası da yapmamalı. Elbette kimse yapmamalı. Kim yaparsa söylüyorum yapsın ya, yanlış. Ve Meral Akşener Rize'ye ilk kez gelmiyor. Cumhurbaşkanlığı zamanında da geldi. Neden bunlar daha önce yaşanmadı diye de haklı olarak soruyor. Şimdi sonuç itibariyle bana sorduğu için yanıt vereyim. Demiş ya, ben de söyleyeyim size. Bir, Meral Akşener'in o seyahati bir siyasi seyahattir. Meral Akşener değil, yani devlette olanları dışında kim giderse gitsin oraya parti faaliyetidir. O bölgedeki bütün partiler gelir kalabalık göstermek için. Psikolojik olarak gelirler. Şimdi birincisi, yani ben aslında birincisini ikinciye düştü. Yanlış anlaşılabilirim. Onu söylediğim şey bu, ikincisidir. Meral Akşener oraya böyle bir yapıyla gitmişse, o yapıda o soruyu soracak kişi sıradan bir kişi değildir. Araştırılırsa bulunur kim olduğu. Elbette araştırılsın ama direkt ona provokatör demek de doğru bir yorum olmaz. Önce bir şey söyleyeyim. O öyle bir kişiye soru sordurmamak lazım. Çünkü o arena orada İyi Parti'nin arenasıdır o saatte. Gelelim esas bir dediğim şeye. Cumhurbaşkanının da seçim bölgesine ve zannedersem AK Parti orada 3'te 3 çıkartıyor değil mi milletvekili? Doğru, evet. Öyle. Olduğu bir yerde böyle bir tartışmanın mahkemelere yansıdığı, bir gerginliğin yarattığı, siyaseten yanlış olduğu söylenmiş bir olayın ardından İyi Parti'nin orada böyle bir organizasyon yapmaması gerekiyor. Bir ay sonra yapsın, iki tabii ay sonra. Tabii yani bu kadar bakın, sıcakken. Bakın böyle tutarsanız. Aynı noktaya geldik. Burada tutarsanız o zaman Meral Hanım'ı yalnız tenkit etmezseniz, önce buradan tenkit edersiniz, ikincisinde de tenkit edersiniz. Üçüncüsü, o tekme atmaları şey yapanlar, oradaki yerel İyi Partililer, yerel, kimin kim olduğunu bilenler kızıyor. Yani diyor ki senin geldiği zaman partinden birisi, ben böyle yapmıyorum, sana saygılı davranıyorum. Hatta partiler birbirlerine güç verirler. Yani sen gidersen kalabalık görürsün. Bazen o kalabalığı bir kısmını bizim arkadaşımızın ilçe başkanlığı düşmesin, il başkanlığı diye diğer partiler gelip desteklerler. Bu arada Meral Hanım İkizdere'ye gitti mi acaba? Yani bu İkizdere'de değil, o dağda değil. Şeyde olmuş. İkizdere protestosunun olduğu yer değil. Burası kentin içi galiba. Hayır, şeyde Ümit Özdağ ve ekibi de gitti orada. Şimdi hiç böyle iki olaylar ayrı yerde. Bakın bu yönüyle baktığınız zaman konuşma, Meral Hanım'ı tek başına tekrar edelim. Ama olay İkizdere'de mi? Şey Netanyahu olayı ayrı tartışılır. Anlatabildim mi? O ayrı. Ama ikisini birlikte değil, düşündüğümüz birlikte zaman düşünmeyeceksin. Yani peki bir de şöyle yapalım.